Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Biliyorsunuz Kurban Bayramı geliyor. Bizi takip edenler bilir. Biz güvercin baktığımız gibi çiftçilikle de uğraşıyoruz. Hayvancılıkla da uğraşıyoruz. Şimdi bizde tabii kurbanlıklar var. Size onları tanıtacağım. Fiyatlarından bahsedeceğim. Bu seneki kurbanlıklardan konuşacağız. Hem hayvanları tanıtacağım size. Hem fiyatlarını söyleyeceğim. Şimdi bakalım hayvanlarımıza. Burada çekiyorum. Bakın burada kamerayı bir çevireyim. Burada kendi buzağlarımızı, kendi hayvanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da 2 sene sonraki kurbanlıklarımız. Şimdi boğa ağırımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada da bir tane ufak bir yaramaz boğamız var. Gördüğünüz gibi. Bu böyle salma geziyor. Bizim hayvanlarımız arkadaşlar, selamun aleyküm, bismillahirrahmanirrahim. Bizim hayvanlarımız kendi yetiştirdiğimiz hayvanlar. Mera'da yetiştiriyoruz arkadaşlar hayvanlarımızı. Hani öyle besiciler gibi, büyük çiftlikler gibi sürekli kapalı yemle beslemiyoruz. Böyle Mera'da yetiştirip, Mera'da otlatıp, kurbana birkaç ay kala böyle kapatıp öyle besiye çekiyoruz. Arpayla çekiyoruz arkadaşlar besiye. Yani arpa veriyoruz yani, tamamen doğal. Biliyorsunuz arpa eti, arpa yiyen hayvanın eti lezzetli olur. Neyse arkadaşlar, işte biliyorsunuz bu sene kurbanlıklar yavaş yavaş satılığa çıkacak. Kurban telaşı, kurban heyecanı herkesi sarmaya başladı. Tabii biz de yıllardır yaptığımız için birkaç tane müşterimiz geldi. Fakat böyle internete de YouTube'a da sayfamızda da paylaşayım dedim. Elimizde şimdi böyle bir kurbanlık boğamız var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani fiyat olarak arkadaşlar tartmadım. Baskül de veririz. Böyle canlı ayaküstü de, ne derler ona, götürü usulü de pazarlık yaparız yani. Ama bu sene kurbanlık fiyatları 35 lira baskül büyükbaş diyorlar. Biz de daha tam bilmiyoruz ama hani burada hep 35'ten veriliyor arkadaşlar fiyatlar. İstanbul'a en yakın yer İstanbul'dayız zaten. Yani İstanbul'a bağlı. Ulaşım çok kolay bizim Çatalca'ya. Çatalca'da ikamet ediyoruz. Çatalca İzzettin'le. Buraya ulaşım çok kolay ve İstanbul'un kurbanlık başkenti diyebilirim bu Çatalca'yı. Ele ele bizim mahallemiz, bizim köyümüz İzzettin'i. Şimdi elimizde böyle bir hayvanımız var. Yaklaşık 450 kilo falan. 2 yaşını geçmiş, kapak atmış arkadaşlar. Tabii biz şimdi böyle fiyat söylemek pek olmaz ama pazarlık mal başında yapılır arkadaşlar. Hani mal başında yapılır ama biz yine de buradan bir öyle bir fiyat söyleyelim. Biz bunu arkadaşlar 14 bin lira istiyoruz. Tabi pazarlık payı da var. Dediğim gibi canlı baskül 35 lira ama hani buraya gelip pazarlık yapanlara biz yani 33-34'ten de vereceğiz yani, aramızda kalsın. Gördüğünüz gibi böyle bir boğamız var maşallah. Fena değil yani arkadaşlar. Burada da şöyle biraz daha böyle koyu renkli, biraz daha cüsseli bir boğamız var. Bu da hemen hemen aynı ayarda arkadaşlar. Yani benim boğalar hepsi hemen hemen aynı ayarda. Hani çok büyük boğalar yok bende. Yani insanlara zor oluyor. Çok büyük boğa bakmak hem biraz meşakkatli. Hem de biz yani mera besisi yaptığımız için hani tabii yemle bakıldığı zaman, yemle ilaçla bakıldığı zaman daha da büyük oluyor yani. Büyük besi çiftlikleri öyle bakıyorlar yani, vitamin mineral tozlarıyla, işte iğnelerle, yemlerle, bol yemlerle daha da büyük kilolara ulaştırıyorlar. Ya bizim ortalama kilomuz 400 ile yani 450-500 kilo arası bir şey arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi. Burada da var. Bu da hemen hemen aynı. Bu biraz daha iyi. Buna 14,5 diyoruz ama dediğim gibi baskül fiyatı da yaparız yani. Şöyle önden biraz şeyler, şöyle arkadan da çekeyim yani arkadaşlar.
Hani eti falan dolgun yani arkadaşlar. Yani bunların etleri çok lezzetli olur yani. Biz yıllardır, yani yüzyıllardır yapıyoruz yani bu işi. Bakın. Hani but kısmı falan. Çok iyi. Zaten simental kırması bunların ikisi. Üçü hatta simental kırması arkadaşlar. Hani bunlar biraz daha etleri daha olgun, daha ince kemik olduğu söyleniyor. Ben tam yani şey safkan şey bakmadığım için. Ama burada da var bir simental kırması. Akbaş hemen hemen. Bu biraz daha şey daha cüsseli arkadaşlar. Bu 500 kilo falan gelir diye düşünüyorum ben ama tartmadım yani. Buna da 14,5 diyoruz. Bu da güzel arkadaşlar. Hani 5 kişi 6 yani 6 kişi hani 450-500 kilo desek 250 kilo verse yarı yarıya. 50'şer kilo olsa 5 kişiye 50'şer kilo 6 kişiye de 6 kere 4 24. Yani 40 40 ile 45 kilo arası 6 kişiye 45 ile 50 de 5 kişiye yani faydalı olur. Pay olur. Bunun üzerine arkadaşlar çinkodan su damlamış biraz. Hani şöyle akbaş biraz daha derli toplu. Hani bu şeyinin özelliğini daha da yansıtmış yani arkadaşlar. Hani dediğim gibi buna da bir aynı fiyat söylüyoruz. Hemen hemen. Tabi mal başında pazarlık yapılır. Burada biraz daha ufak cüsseli var arkadaşlar. Bu Onstein. Buna da arkadaşlar 12 buçuk İyidir değil mi? 12 buçuk iyi yani arkadaşlar. Yani 12 buçuk buna da gider. Tabi mal başında dediğim gibi pazarlık farklı olur. Tabi bizim de sürprizimiz arkadaşlar bizden bir kurbanlık alana bir takım da güvercin hediye ediyoruz. Hani kurban kesmeyip de güvercin bakan arkadaşlar varsa konu komşusunu bize yönlendirip güvercinleri kendi alabilir yani. Konu komşusu akrabaları kurbanlığını keser o güvercinleri alır. Hani dediğim gibi ortalama 400 ile 500 kilo arası. 450-500 kilo arası arkadaşlar. Hayvanlarımız mevcut. Benim ne özelliğim var? Dediğim gibi ben mera besisi yapıyorum hayvanlara. Hani merada baktığımız için etleri daha lezzetli, daha yağsız. Hani yağsız et olmaz da daha yağsız et almanız mümkün. Yani biz yıllardır da burada hem kesiyoruz hem de dağıtıyoruz. İsteyene kesmez kendi alır keser. Nakliye de yardımcı oluruz. Buluruz araç. Hani her türlü hizmet veririz yani. Bu sene yani 2 senedir bu korona muhabbeti yüzünden insanlar perişan. Tabii çiftçiler de perişan. Hani zorluk çeken kısımdayız biz de yani arkadaşlar. İnanın bu dolar yükseliyor. Bizim yem fiyatları yükseliyor. 2 hafta üst üste aynı fiyata yem alamıyoruz. Yani bu konu hakkında konuşulacak çok şey var. Azıcık böyle sosyal medyayı takip ederseniz yani çiftçilerin dertlerinden siz de haberdar olursunuz. Yani herkese vuruyor yani. Bugün dediğim gibi doların artması bizim yem fiyatlarını arttırıyor. İşte arpa fiyatları artıyor. O yani Allah'ın otu bile yani 1,5-2 lira paraya gidiyor yani. Böyle hayvanlarımız var. Bir de bunlara şeyimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hani daha uygun fiyata isteyen olursa mesela ineklerimiz de var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir Einstein ineğimiz var. Üçüncü doğumunu yapmış. Ya zaten küpelerinden yazdığınız zaman yaşı çıkıyor yani arkadaşlar. Tabi bu arada maşallah demeyi de unutmayın hayvanlara. Burada da var bir tane hayvanımız. Hani bunları arkadaşlar 10'ar bin lira istiyoruz. Buna 10 bin lira, ona 11 bin lira istiyoruz. Bunu da baskül yaparız yani artık hayvan inek baskülü kaç paraysa piyasada neyse. Yani bizde daha ucuz yani arkadaşlar. Biz şimdi dışarıdan gelen meslektaşlarımız hani doğudan gelen onlar çadır parası, nakliye parası. Bizde çadır parası yok, nakliye parası yok. Ha bir de şu var, şu yüksek büyük hayvan var arkadaşlar. Akışı da yani bunu da 12 lira istiyoruz. Bu 650 kilo falan var yani arkadaşlar. Bayağı büyük bir dehşet bir hayvan. Buna da 12,5 istiyoruz. Buna da baskül yaparız yani ama 650 kilo, 600-650 kilo arası yani bu inanın çok büyük yani. Dediğim gibi pazarlıklar mal başında oluyor. Mal başında olursa tabii indirimimiz, ikramımız olur.
Artık yani durum neyi gösterir bilmiyoruz. Bu dolar fiyatı arttıkça her şeyin fiyatı artıyor. Artık çiftçiler de yani bu hayvanların fiyatını arttıracaklar yani %90. Ama bizde dediğim gibi İstanbul'a en yakın yer. Hani hiç olmazsa doğal hayvan kesersiniz yani. Dışarıdan geldi işte o hastalığı var, bu hastalığı var diye bir şey yok arkadaşlar. Bizim burada veteriner kontrolünde ilçe tarım sürekli aşılarını yapıyor. Her türlü aşısı mevcut. Zaten hastalıklardan ari bölge. Hani burada aldığınız zaman gönül rahatlığıyla kendiniz, çocuklarınıza, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Hayvan etini de rahatlıkla yiyebilirsiniz yani. Gayet de memnun kalırsınız arkadaşlar. Bugünlük videomuz böyle olsun. Bildiğiniz gibi dediğim gibi biz hem tarım hem kuşçuluk hem hayvancılık yapıyoruz. Videolarımızdaki diğer sayfamızdaki videolarımıza bakmayı da unutmayın. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.